Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, CDS, 398 baz puana düşerek 8 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yeni ekonomi yönetiminin piyasa dostu tutumu ve TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın açıklamalarıyla Türkiye'nin risk primi düşüş eğiliminde hareket ediyor. TCMB yönetimindeki görev değişimi ve atanan üyelerin yüksek repütasyonuyla birlikte fiyat istikrarı konusunda atılan adımların etkisiyle Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüşün gelecek dönemde de devam etmesi öngörülüyor. Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonrası yeni ekonomi yönetiminin, piyasa dostu, tutumuyla düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin risk primi, gerilemeye devam ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, CDS, 398 baz puana düşerek 8 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Erkan'ın açıklamaları olumlu karşılandı. Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimine ilişkin gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, dün enflasyon raporu sunumunu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları piyasalarda olumlu karşılandı. Analistler, TCMB Başkanı olmasının ardından ilk kez basının karşısına geçen Erkan'ın merkez bankacılığı adına iletişim tarzının oldukça başarılı bulunduğunu ifade ederek, enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü güçlü revizyona karşın Türk lirası varlıklara olan risk iştahının arttığını söyledi. Görev değişimi güveni pekiştirdi. Fiyat istikrarı konusunda atılacak adımlara ilişkin yol haritasının yavaş yavaş belirginleşmeye başladığı bu süreçte Erkan'ın piyasalara güven verdiğini aktaran analistler, TCMB yönetimindeki görev değişiminin de bu güveni pekiştirdiğini belirtti. TCMB Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı, düşüş devam edebilir analistler, atanan üyelerin yurt içi ve dışı piyasalardaki repütasyonunun oldukça yüksek olduğunu belirterek, fiyat istikrarı konusunda atılan adımların ve kurulan yeni ekonomi yönetiminin etkisiyle Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüşün gelecek dönemde de devam edebileceği öngörüsünde bulundu. Söz konusu gelişmelerle Türkiye'nin CDS'i, 398 baz puanla yaklaşık son 2 yılın en düşüğüne geriledi, BIST 100 endeksi 7000 puan barajını aştı bu arada, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü rekor kapanışın ardından bugün de tarihi zirvesini yeniledi. BIST 100 endeksi, bankacılık endeksinin öncülük ettiği yükselişle 7000 barajını aşarken, dolar bazlı bakıldığında analistlerin önemli direnç olarak kabul ettiği 250 ila 253 puan seviyesini de geride bırakarak 260 puana çıktı. Böylece endeks, seçimlerin ikinci turundan bu yana yaklaşık %53 değer kazandı.